Oktay, oğlum. Arif amca. Ben de seni arayacaktım. Oğlum, ifade diye çağırdılar. Meryem ortada yok. Kimse bir şey demiyor. Sen de telefonları çıkmayınca. Merak etme, dava bende. Meryem nerede şimdi? Burada. Hadi göster onu bana. Maalesef. Sorguya çekecekler. Nöbetçi mahkemeye çıkacak. Bu gece burada kalması gerekebilir. Bir varile çarptınız diye mi? Kazada araç birine çarpmış. Kadın ölmüş. Ama nasıl olur? Sen de oradaydın. Söylesene kimseye çarpmadık diye. Karanlıktı, yağmurluydu. Kazanın şoku da var. Fark etmedik belki. Turan'ı arayalım. Hemen arayalım. Benim telefonum şey oldu, arayamadım. Kartmışız sen de mi? Turan Bey bu işe karıştırırsak mesele büyür. Başsavcının haberi olur, beni davadan alır. Meryem en az 8 yıl yer. 8 yıl mı? Ama ben elim kolum bağlı duramam ki. Sen karşı tarafı, kızın annesini ikna et, şikayetçi olmasınlar. Benim de en azından bir ufak bir şansım olur. Kamu davasını daha rahat çözerim. Allah'a şükür sen varsın oğlum. Arif amca. Meryem de benim aramdakileri kimse bilmemeli. Beni tanıdığını kimseye söylememelisin. Meryem'in ben üzülmeyeyim diye, rahat insanların yüzüne bakayım diye kimseye bir şey demedi zaten. Allah senden razı olsun. Kimdi o? Baban mı? Yok, tanımıyorum. Herhalde bir davası varmış. Gel benimle. Seninle bir yere uğramamız lazım. Nereye? Seninle görüşmek isteyen biri var. İndin, sadece varili gördün. Başka bir şey görmedim. Görürsem... Bakalım. Yemin ederim görmedim. Birini öyle görüp bırakacak halim yok benim. Ne anlatıyorsun sen? Ben bu numaralardan günde kaç tane dinliyorum? Senin haberin var mı? Numara yapmıyorum ki. Ya sen bunları git o kıza anlat. Annesine anlat ağlaya. Nereden geliyordun o gece? Evine yakın değil, işine yakın değil. Ben öyle bunalmıştım. Çıktım tek başıma. Daha dur, yeni başlıyoruz. Bunu almaların hasını göreceksin. Derin Berker. Cumhuriyet Savcısı Oktay Şahin. Tanıyorum sizi. Magazinden mi? Yok, Mobese'den. Anlayamadım. Anlatayım. Savaş Bey'in nişanlısının kaza yaptığı yerdeymişsiniz. Orayı sildirmişsiniz de telefonu attığınız yeri unutmuşsunuz. Sizi boşuna uğraştırmıyoruz, fena mı? Bir tesadüf için günlerce araştırma yapacaktınız. Bir kere olayda ölüm var. Kazayı yapan kişi kadar kurbanı oraya getiren kişi de önemli. Bu durum da aramızda bir sır olarak kalır diye umuyorum. Babam önemli bir adamdır. Savaş Bey de sizinle hemfikirdir herhalde. Çünkü nişanlısının gecenin o saati orada ne aradığını merak ediyor olmalı. Kim almış, kim götürmüş. Bunlar da çok önemli. Doğru soruları soruyorsunuz. İyi yerlere geleceksiniz Savcı Bey. Ama ağzınızı sıkı tutarak.
Oktay Bey, Yurdal Bey sizi bekliyor böyle. Bu adamın burada ne işi var baba? Ben gittim gördüm. Laf anlatabildim mi? Makamına gittiğin adama laf anlatamazsın. Böyle tıpış tıpış evine gelecek işte. Evini görecek. Gücünü görecek. Heh. Bizim avukatlar hazırladı. Gereken her şeyi ayarlamışlar. İçinde raporlar filan da var. Kız ağır cezada yargılanacak. Sahte mi deliller? Bu işler bilmeyenlere ağır gelir oğlum. Senlik değil. Meleklerin intikamını ancak şeytanlar alır. Ne istiyorsun? Bak şimdi ya. İntikam istiyorsan onu almanı istiyorum. Ondan sonra da bu işin peşini bırakmanı. Ve derinle evlenmemi istiyorsun. Ben senin acına saygı duyuyorum. Hatta biliyorum. Bir daha öyle sevmeyeceksin hiç kimseyi. Ama seni öyle seven biri var. Hiç inkar etme. Akıllısın sen. Sen de anladın derini. Ya onu sevinç gibi değil de başka biri gibi seversin. Kıyamazsın ona biliyorum. İntikamını al. Sevinç de rahat uyusun mekanında. Hadi. Katili bulmuşsun. Ağır cezada yargılanacak. Ağır cezalık bir durum yok. Bana var gibi geldi. Sen de bir bak. Kız alkollüymüş. Bu rapor sahte. Alkol muayenesi için çok geçti. Yapılamadı. Dosya öyle demiyor ama. Dosya da hazırlanmadı. İşte sen yorulma diye hazırlamış bizim avukatlar. Kızın masum olabileceği hiç aklına gelmiyor mu? Masum mu? O çarpmadı mı? Direksiyonda o yok muydu? Hı? İtirafı var. Yoksa benim bilmediğim bir şey mi var? Dosya hakkında konuşmayacağımı söyledim. Masum derken... neyi kastetmiştin sen? Dava bitmeden kimseye suçlu diyemeyiz. O zaman bir an önce bitir. Bu dosyayla yargılanacak o kız. Kendi dosyamı kendim hazırlarım. Bundan sonrakilerde inşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.